izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Turumuz Timuz ile devam ediyor ve şimdi de sizlere Bingöl'den sesleniyoruz. Sektöründe önce bir firmanın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Yusuf Bey var. Sohbetimize geçiş yapacağız ama öncelikle Yusuf Bey'i tanıyalım. Yusuf Bey kimdir? Yusuf Bey, bu Bingöl'lüyüz. Yaklaşık 1995'ten beri firmamız hizmet vermekte. Oto alım satım işiyle uğraşıyoruz. Aile şirketi mi? Evet, babamızdan kalma bir işten, babamızdan kalan bir meslek. O görevi artık biz devraldık. Güzel. Kendi çapımızda bu işi yapıyoruz yani. Allah kolaylık versin diyoruz biz de. Tabii ki uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz ve artık güven vermeye başlamışsınız. İnsanlara öncelikle güven sunuyorsunuz. Bu çok önemli. Araç sektöründe özellikle. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama biz biraz daha hizmetlerimize geçiş yapmak istiyoruz. Hizmetlerimiz nelerdir? Buraya gelen misafirlerimiz ne gibi hizmetler alabilecekler? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Bizim zaten şirketin sloganı dostluk, güven ve samimiyetin birleştiği adres Emin Otomotiv. Şöyle söyleyeyim. Tabii bu işim bizim sektörde Bingöl'e getirdiğimiz yeniliklerden bir tanesi. Biz burada gelen müşterilerimizi mümkün mertebede boş göndermemeye gayret ediyoruz. Taksitli araç satımı Bingöl'de bir tek biz yapıyoruz. Ondan sonra satışlarımıza müşterilere ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Örnek veriyorum, vadeli araçlar olsun, işte taksitli araçlar olsun. Bu tarz hizmetler veriyoruz. Bu da tabii müşterilerimizin işine geliyor. Çünkü adam arabayı vadeli verdiğimiz zaman adam daha borcunu bitirmeden arabası değerli oluyor. Bu da müşterilerimiz için güzel bir avantaj oluyor yani. Zaten artık son zamanlarda araç fiyatları gerçekten hemen değişiyor her gün. Çok da değerlenmeye başladı ikinci el araçlar özellikle. Evet, şu an piyasa inanılmaz derecede bir artış var. Biz bile artık fiyatlara yetişemiyoruz. Her gün kendimizi güncellememiz gerekiyor. Onun için buradan binici arkadaşlara tavsiyem, bir an önce araçlarını alsınlar. Çünkü bu fiyat artışı devam edecek. Araç almayanlar maalesef parasının her gün eridiğine kendi gözlerle şahit olacaklar yani. Sonuçta sizler sürekli bir araç alımı yapıyorsunuz. Nelere dikkat ediyorsunuz özellikle? Ya şimdi araç alırken burada yine tavsiye vereceğimiz husus araçlardaki boya, kilometre. Çünkü çağımızda, şu an günümüzde araçlarda artık birçok hile olmaya başladı. İşte kilometre düşümü oluyor, efendime söyleyeyim hasar kaydı oluyor. Müşterilerimizin burada araç alırken güvenilir yerlerde, özellikle bu araç alım satımlarda aracı olan firmalarda, oradaki mesela herhangi bir galericiden bir araba alıyorsa kaç yıllık galerici orada belirtiliyor orada. Evet. Oradaki hususa dikkat etmeleri lazım. Çünkü bu sektöre her gün yeni insanlar giriyor ve bunlar da maalesef galericiler açısından kötü bir izlenim bırakıyorlar. İyi niyetli insanlar olmadığı için. Güvenilir yerlerden ticaret yapsınlar, araçların ekspertizlerini yapsınlar, hasar kayıtlarını sorgulasınlar, kilometre sorgularını muhakkak yapsınlar. Bunları yaparlarsa mağdur olmazlar yani. Evet, önceliğimiz bu değil mi? Evet. Güven gerçekten önemli ve sonuçta bir can taşıyoruz araçlarımıza ve artık araçlarımıza bebeğimiz gibi baktığımız da oluyor yani. Bir araçla bir tutku olmaya başladı artık. Evet, yani hatta şöyle söyleyeyim, tabii biz her çeşit insanla karşılaşıyoruz. Dediğiniz gibi adam kendine bakmıyor, işte evine bakmıyor ama arabasına bakıyor. Ona dediğiniz gibi bir tutkuyla bağlanıyorlar. Bu hususta dediğiniz gibi güven bayağı önemli yani. Evet. Kaç personel hizmet veriyoruz? Sonuçta bu bir ekip işi. Evet, biz şu an burada yaklaşık 8 kişiyiz hocam. 8 kişi hizmet vermekteyiz. Peki merak ediyoruz, araçlarımızı sadece Bingöl'den mi alıyoruz veya Bingöl halkına mı hizmet veriyoruz, yoksa dışarıdan da mı temin edebiliyoruz? Hocam biz 81 il vilayette de araç alımı yapıyoruz. Aynı şekilde araç satışı da yapıyoruz. Bize tabii bu hususta insanların güveni, yine konu oraya geliyor. İnsanların güveni bize, hani bizi bu bölgede soruyorlar, soruşturuyorlar. Hani onlarla ticaret yapalım mı diyorlar. Sağ olsunlar, iyi bir izlenim bıraktığımız için insanlar bizi tercih ediyorlar yani. Türkiye'nin her tarafında araç alımı yapıyoruz yani. Diğer illerden de araçlarını sizlere yönlendirebilirler veya araştırıp sizden araçları da alabilirler. Tabii ki de. Bizden araçlarını alabilirler. Araçlarını da değerinde alırız yani. Güzel. Peki kaç saatler arasında hizmet veriyoruz? Sabah 8, akşam belli değil. Bizim iş öyle maalesef. Evet. Peki hedeflerimiz nelerdir? Vallahi hedeflerimiz öncelikle iyi hizmet sunmak. Burada para bizim için ikinci planda.
müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların memnun olması için her türlü fedakarlığa da hazırız yani. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz Yusuf Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu Bingöl'e geldiğiniz için de şeref verdiniz. Mutluluk verdiniz bize. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, sizlere Bingöl'den seslendik. Araç sektöründe gerçekten öncü bir firmanın konuğu olduk. Yusuf Bey bizlere de çok değerli bilgiler aktardılar. Sizler de her yerden gelip buradan araç temin edebilirsiniz. Araçlarınızı da buraya verebilirsiniz.